Zeynep! Uyanık mı? Uyanık. Yukarıda oturuyor. Gel. Geç canım. Geç. Nereye gidiyorsun? Dükkana mı? Bir daha konuşmayacak mısın benimle? Haklısın. Ben de olsam konuşmazdım. Ağlama Gönül abla. Neyse, şu şeyini işte. Seni biraz dolaştırayım. İki günde mahallenin kurdu olursun. Ne bakıyorsun öyle? Yemek mi götürdün babana? Bekle beni, döneceğim. Bekle beni, beklemek nedir, bilirim. Bir şafak vakti beklemek ya da gün doğumunda. Kör bir gece yarısında bekle beni, döneceğim. Alışarak acılara, burkulan yüreğinle beklemek. Herkes umudu kesmişken, kimseler beklemezken bekle beni, döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim. Merhaba. Merhaba canım. Bilin bakalım ne oldu? Ne oldu? 50 kişilik rezervasyonumuz var. Ah, harika. Sana Nevra. Abla, şu plakları hemen bulmamız lazım. Yollama bakalım. Güven, Hasan nerede? Yok anne, görmedik. Ama alışveriş yapmak lazım. Reyhancığım, benim de çok işim var. Alışverişi sen yapsan diyorum. Güven, sen bir işler çeviriyorsun. Hadi hayırlısı. Abla. Rezervasyonlarla kim ilgileniyor? Telefona kim bakarsa o Nevracığım. Peki bunların not alındığı bir defter falan var mı? Olmaz mı? Hasan'ın masasında bulabilirsin. Tamam. Abla kuşhaneye de bakmak lazım. Ama bak, annem çıkınca. Tamam, ben bakarım oraya. İyi de ben 50 kişiye nasıl başa çıkacağım tek başıma? Sakiniye haber vermek lazım. Hallederiz. Ben gideyim. Tamam. Hallederiz. Alo, Mehmet Bey merhaba. Ben Nevra. Hasan Bey'i arayıp 8 kişilik rezervasyon yaptırmışsınız. Bugün büyük bir grubumuz restoranımıza geleceği için rezervasyonu iptal etmek zorundayız. Ben sizi başka bir yere yönlendirebilirim.
Tamam. Hoşça kalın. Akşamki rezervasyonu kim iptal etti? Ben iptal ettim Hasan abi. Peki nedenini öğrenebilir miyim? 50 kişilik rezervasyonun yanında 10 kişinin hesabı yapılmaz da ondan. Eski müşterimiz de onlar. Ayıp oldum. Abi 50 kişilik rezervasyonumuz var. Yani 10-15 kişinin lafını etmeyelim diye söyledim. İyi. Bildiğiniz gibi yapın o zaman. Ama bu cesur adımları atarken aileyi unutmayın. Ayağınız takılırsa hep beraber düşeriz. Hasan, en sonunda plakları buldum. Umarım işe yarar. Umarım. Ben eve gidiyorum. Ya biriniz bakın şu telefona. Ya. Bırak bırak. Açma. Çok çaldı ya. Tamam, getir onu. Nevra Hanım. Organizasyon. Zor zanaat. Herkes beceremez. Hadi gel, sen de bir şeyler yiyelim. Nerede bu 50 kişi Allah aşkına? Yani neden hala yoklar? Bir telefon etmek de mi aklınıza gelmiyor? Ya arıyoruz anne. İsmi cismi yok mu bu adamların? Kimin adınaydı rezervasyon? Ne? Ya anne, isimsiz rezervasyon alır mıyız hiç? Yukarıda yazılıdır. İsterseniz hemen bakarım. Yani tanımadığımız birine mi 50 kişilik yemek hazırladık? Hayır. Yani aracı olanı tanıyoruz.
Neden hayatımı çaldın? Kurban olayım git. Gönül! Neden hayatımı çaldın? Neden? Yalvarırım git. Git. Gönül! Beni mi çağırdın Cafer Bey? Ne oldu? Su getir bana. Su getir Gönül. Tamam. Ben hayatını çalmak istemedim. Neden bunu yaptın? Git. Ne olur git. Git. İşte. Günaydın. Günaydın Hasan'cığım. Kahvaltı yaptın mı Güven? Çoktan, neredeyse yeniden acıkacağım. Ay, bir şey soracağım, dikkatimi çekti. Bizim meze tabaklarımız neden böyle ufak ufak Güven? Nevra söyledi ama benim de aklım yattı. Aa, olur mu öyle şey canım, bitki mi? Biz yine normal kayık tabaklara koyalım. Ya aslında daha iyi oldu böyle, Nevra iyi düşündü. Herkes ortaya saldırmıyor. İstediği mezeden alıyor. Daha ekonomik. Bence de. Yani tabak eksiğimiz var. Onu da hallederiz. Yani anneciğim anlayacağınız, Nevra olmasaydı biz bitmiştik. Yani halimiz haraptı. Of Zeynep. Of. Hakikaten Zeynep. Aa, ne dedim ya? Kötü bir şey demedim ki. Afiyet olsun. Hayatım iyi anlaştınız mı Ferit'le? Hı, düzgün biri. İyidir Ferit. Yani çok iyidir. En azından babasına benzemez. Herkes sever Ferit'i ama yani o çok az kişiyi sever. Sevindim anlaşmanıza. Ben kilo mu aldım biraz? Ha hayatım, Antikacı'ya gideceksiniz değil mi bugün?
Evet ama ben seninle gitmek istiyorum. Hayatım, yani ben de gelmek isterdim ama yani Hasan abiye yardım etmem lazım. Söylenmeye de başladı. Ayrıca evde olunca annem de mutlu oluyor. Yani söylemese de ben fark ediyorum. Onun için yanında kalmam lazım. Evet, bunun farkındayım. Ama ben de seni görünce mutlu oluyorum. Babam nasıldı bu sabah? Aynı. Ama yüzüne biraz renk geldi gibi. Ben de biraz börek sarıp götüreceğim. Abla, Gökçen'i de götüreyim diyorum. Ne dersin? İyi, iyi. Zehra, ama plaklar biraz işe yaradı gibi. Değil mi? Hı-hı. Nasıl yani? Ne? Yani bir şey mi hatırladı? Sanmam. Çünkü bir şeyler hatırladığında ağlıyor. Ama şarkı sözlerinin hepsini hatırlıyor. Arada böyle şarkılara katılıyor. Mis gibi kokuttum vallahi. İşte böyle. Ne zaman yiyeceğiz onu? Abla. Aç ağzını. Sana gibi oldum vallahi. Yedir yedir ya. Merhaba Ali. Aa, merhaba enişte. Nasılsın? İyiyim. Ya pardon. Ne haber Ferit? İyilik. Senden. Vaktin var mı biraz konuşalım? Var. Hayırdır? Ya şu şeyi anlatacağım ben sana. Bizim eskiden... Biliyorum. Neyi biliyorsun? Anlatacağın şeyi biliyorum. Senin yerinde olsam ben de senin gibi yapardım. Benden daha çok ilgileniyorsun. Aslında sana teşekkür etmem lazım. Babamın geniş allak bullak etti beni. Ferit, ben kafamı toparlayana kadar biraz daha ilgilenir misin onunla? Yani biliyorum. Bunu söylememe bile gerek yok. İlgilenirsin değil mi Ferit? Tabii. Tabii. Sağ ol. Papatya çayı yaptım. Yatıştırır sinirlerini. Ver bakalım. Papatya ile falan olacak şey değil bu. Her gece çekilir mi bu Cafer Bey? Bak, lohusa kadınları olur böyle. Uykuya geçince iman tahtasına çöker biri. Ya kes, kapat. Doktora gitmen lazım. Ben doktora moktora gitmem ha. İyi ya, sen bilirsin. Ha. Yeni kız. Var ya hani Nevra. Hı. Dün onu gördüm, biraz yokladım. Hiçbir şey bilmiyor. Bu konak satılmasına satılır ya. Sıkma canını, her şey olacağına varır. Tabii tabii de. Ben yine duasımdan şüpheleniyorum. Ay, adamcağız her bir şeyi unutmuş. Ne zararı olacak ki sana? Ya öyle deme. Ya numara yapıyorsa? Nereden belli ha, nereden belli? Ya numara yapıyorsa ben inanmıyorum. Cümle alem söylüyor Cafer Bey. Sana da şu son zamanlarda iyice evham geldi. Ay, üstüme iyilik sağlık. Asiye, kızım. Aa, aç mı gideceksin yoksa? Dershanede yerim anne. Olmaz öyle şey. Gel, bu börekten yiyeceksin. Hadi. O zaman şu böreklerin ben hepsini alayım çünkü dershanede şimdi gören olur. Cık.
isterler. Hadi hoşça kal. Babaya gidiyor biliyor musun? O börekler de babaya. Teyzesi ne çekmiş, ne yapsın? Ferhan. Ferhan Hanım. Bugün dükkanı açmayacak mısınız? Bilmiyorum, duruma bağlı. Ne demek duruma göre? Ne demek lan duruma göre ha? Ne demek ulan? Gebertirim ulan ben seni! Gebertirim! Baba neden bağırıyorsun? Yine niye bağırıyor? Hayırdır? Şu meşhur İngiltere gömleği değil mi o? Vay 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 vay. Hafızaya bakın. Evet. Aferin ha, unutmamışsın. Unutulur mu o ya? Şu senin aşık olduğun kızın aldığı hediye değil mi o? Aylarca dinledik isimsiz İngiliz güzelini. İngiliz olduğunu nereden çıkarıyorsun? Değil miydi? Değildi canım. Nereliydi peki? Buralı. Türk'tü yani. Aynen öyle. Abi ya. Nevra var ya. Evet var. Ne olmuş? Ya sen onu daha önceden tanıyor muydun? Yo. Daha yeni tanıştım. Niye ki? Bilmem. Ali belki sana daha önceden anlatmıştır diye düşündüm de. Ali bana daha önceden hiçbir şey anlatmadı. Nasıl gidiyor? Yeni bir şarkı var mı hatırladınız? Evet. Dün akşam dinlediğim şarkının sözlerini hatırladım. Bu iyi bir haber Asım Bey. Ama radyoda dinlediklerim yeni mi, eski mi bilmiyorum. Hep birbirine karıştırıyorum. Bakın size birkaç yeni plak getirdim. En azından iyi bir ses dinlersiniz. Belki bunlar size bir şey hatırlatır. Bakın Zeki Müren. Zeki Müren? Ben çıkıyorum nineciğim, haberin olsun. Yavrum nereye gidiyorsun? Burası senin evin değil mi? Yine gelirim nineciğim. Babam sana emanet, tamam mı? Sen merak etme. Osmanlılar zamanında müzikle tedavi ederlermiş. Biz de ilaç niyetine bir fasıla gideriz. Ama biraz iyileştikten sonra. Doktor Bey, bir ilerleme var mı? İyi iyi, her gün daha iyiye gidiyor Asım Bey. Öyle mi? Peki çıkıp biraz dolaşabilir mi? Yok, o kadar acele etmeyelim. Ama hava çok güzel. Neyse. Babacığım yarın ben gelince birlikte gezeriz, olur mu? Hadi. Gidiyorum. Hadi babacığım. Gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Fazla uzaklaşmadıktan sonra. Aa baba, sakın telefonunu yanından ayırma. Tamam. Çevreyi biraz tanıdınız değil mi? Az çok. Bir şeyler hatırlıyorum. Ama bilmiyorum. Ha Gönül, ben çıkayım artık. Ya otur daral geldi. Ferit nerede? Bilmem. Bana bir şey söylemez ki, belki de işi vardır. Tabii muhakkak. Ha şey, Ferhan'a dikkat et, tamam mı? Hadi hoşça kal. Gitmişti. Nereye sakladı acaba ya? İstersen abinin kağıtlarını karıştırma. Bak kızar sonra. Tamam ya, yok zaten burada. Nereden geldi aklına bu sabah? Ya yıllardır dolabın dibinde duran o gömlek niye bu sabah açığa çıktı merak ediyorum da. Gömlek mi? Ferit, bunlar ne kadar güzel ya.
Ya güzel bir dükkan burası ya. Bir sürü malzeme var. Ben bütün tiyatro malzemelerini buradan topladım. Süper. Ha. Sahibi de arkadaşım zaten. Hmm. Yardımcı olur yani. Ya bir şey soracağım. Sor. Bu üstündeki gömlek şey mi? Ya vallahi tesadüf ya. Ben de şimdi yolda farkına vardım. Ne bileyim işte ya. Hiç eskimemiş. Eskimez. Ne de olsa İngiliz kumaşı. Ya. Ya bir şey diyeceğim. Şu masaların üstüne falan şunlardan alsam çok güzel olur değil mi? Vallahi bence olur. Niye olmaz? Saat falan da bakacağım. İçeride. Aa, saatler mi? İçeride. Tamam. İstersen bakalım. Şey de soracaktım. Ali ile daha konuşmadın değil mi? Yok, hayır, konuşamadım. Tamam. Ben bir saatlere bakayım. Tamam. Asım. Asım yavrum, biraz gelir misin? Bakkala gideceksin. Hadi canım, dikkatli dikkatli, yavaş yavaş kalk. Hadi yavrum. Tamam canım. Yavaş. Şu parayı al. Ama dikkat et. Ata ekmek olsun, pişkin olsun. Yolunda giderken çok dikkatli ol, değil mi canım? Hadi yavrum. Yavaş yavaş. Her şey çok güzel. Hala karar veremedim ne alacağıma. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu sade olanı tercih etmeniz daha iyi olur. Yani çünkü her şeyle uyum sağlar. Tabii ki. Doğru, evet, haklısınız. Sade aynı zamanda biraz daha asil yani. Doğru, haklısınız. Çok ayrıca güzel. İleride mobilyalarınızı falan değiştirecek olursanız. Hepsini uyum sağlayabilir. Evet. Evet. Peki, ben bunu alayım o zaman. Tamam. Aa, gel gel, gel gel. Geldim. Müşteri geldi. Bakalım. Bunu alıyorum. Tabii, paket efendim. Yapabilir miyiz? Çok güzel ve uyumlu bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz. Alo, Ali, ne oldu, gelmiyor musun? Hani çalışacaktık. Abi işim var, daha sonra geleyim, olur mu? Ha, anladım. Ne diyor? Gelemiyor. Bir dakika. Alo, Ali abi. Vallahi hiç yüzümüze bakmaz oldun abi artık. Bu evlilik yedi bitirdi seni be. Abicim yani hesap kitap yapıyoruz yani, sonra geleyim ben. Versene. Bir dakika, Hasan abi istiyor, bir dakika. Ah, sen istiyor. Parayla ilgili bir şeylerden mi yapmaz? Alo. Alışık. Bak, bu hesapları yapmazsak, bitirmezsek ne olacağını biliyorsun değil mi? Anladım Hasan abi. Tamam Alışık, görüşürüz. Tamam abi, tamam. Hadi bakalım, Ali gelmiyor. Sakın bir yere kımıldama. Şu hesapları bitireceksin, tamam mı? Tamam abi, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Nereden nereye? Konağın koskoca prensi muhasebeci olmuş. Zeynep, git başımdan, bir de seninle uğraşmayayım. Tamam be sustum. Karı koca da pek sevimsiz oldunuz ha. Tamam sustum. Tamam yarabbim yarabbim. Diyen gitti. Ben burada sessiz sedasız oturup Ferhan'ı bekleyeceğim. Sen işine bak. Git başka yerde bekle ya. Ya Ferhan'la ilgili konuşacaksan hiç konuşma. Bana bak, arkadaşlarıma karışmaya kalkma, bozuşuruz ha. Ya Zeynep, öyle hiçbir şey olmamış gibi gelip gitmesi normal mi sence? Ne var bunda? Kaç yıllık arkadaşımız. Kız neredeyse bu konakta büyüdü. Gelmesin mi yani? Ya Zeynep, gelmesin demiyorum ama yani ne bileyim, öyle her gün gelip gitmesi falan. Ne o Ali'cim? Gönlün kayar diye mi korkuyorsun? Ya saçmalama Zeynep ya. Ya sana şaka gibi geliyor herhalde. Unuttun mu? Geçen surlardan atıyordu kendini. Sus ya, hatırlatma. Allah kurdu valla. Ya onun için diyorum Zeynep. Ya ne bileyim, hassas bir kız. Ya öyle hala umudu falan varsa benden söyle, hiç umutlanmasın. Zeynep. Ha, geldi işte. Kendin söyle, gel. Gel gel. Ben burada yokum. Zeynep. Ha canım, Ferhan, buradayım, geldim, geldim. Hoş geldin sen. Canım. Ne haber? İyiyim sen. İyiyim canım ya. Devra falan yok mu? Yok anam, yok. Abinle antikacıya gitti. Abimle mi? Ha. Yani şey, Ali'nin bir işi vardı, o da Merit'le gitmiş. Onlar ne zamana kadar yakınlaştı, hiç haberim yok. Ne bileyim. Çarşamba günü diyor ama bence hafta sonunu bulur gelmesi. Sonra gelip bakarsın, artık öğrendim burayı. Sıkıldın mı benle dolaşmaktan? Hayır tabii ki ama biraz şeyim ya. Bak biliyorum. Ferit, yani geçmişte aramızda bir şeyler geçti diye arkadaşlarımızı bozamayız, öyle değil mi? Tabii ki hayır. Ama Ali ile konuşamadığım için biraz huzursuzum. Farkındayım. Hatta bu sabah ona her şeyi anlatmayı düşündüm. Aman sakın. Ben anlatmak istiyorum, tamam mı? Lütfen. Bildin mi buraları? Bilemedin değil mi? Seni buraya niye getirmediler anlamadım. Asım, buradaki konuşmamızı hatırlıyor musun? Peki bu sefer ne kadar sürecek? 3 ayla. Ne? 3 ay mı? Ben ne yaparım? 3 ayla 3 yıl arasında. Bakalım.
Neden peki? Anlamıyorum ki seni. Gitmem gerekiyor. Neden gitmen lazım? Hiç anlamıyorum. Gitmesen olmaz mı? Çok uzun bir süre. Gitmem lazım. Beni hiç anlamıyorsun. Seni anlıyorum da. Sen beni anlamıyorsun. Hayır. Bakma bana öyle. Ne biçim bakıyorsun? Kandırdın beni, oyuna getirdin sen. Oyuna getirdin. Nevra'yı antikacılarla tanıştırdım biraz önce. Lamba alacaktım da. Bulamadınız galiba. Yok, kalmamış. Ama daha sonra gelecekmiş. Bir daha gelirsiniz. Şimdi nereye? Ya, bir yere değil. Aslına bakarsan ben tiyatroya gideceğim. Ben de eve gidiyorum. Ben de o tarafa doğru gidiyorum. Akşam görüşürüz o zaman abi. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler Ferit. Sağ ol. Bir şey değil. Herkesi kandırdın. Ama beni kandıramazsın. Ben senin ciğerini biliyorum. Sen olmasaydın biraz önce arabanın altında kalacaktım. Neden? Yalan söylemiyorum. Neden? Neden? Neden geri döndün peki ha? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Biliyorsun. Hesap sormaya geldin. Hesap sormaya. Neyin hesabını? Cevap ver, neyin hesabını? Gitme. Sen kimsin? Beni burada bırakma. Korkuyorsun değil mi? Yolunu bulamamaktan korkuyorsun. Ama daha önce bulmuştun, şimdi de bulursun. Kimsin sen? Kimsin sen? Kayboldum. Git. Gidemem. Sen beni bulmazsan gidemem. Kurban olayım git. Ne olur git. Sen benim en yakın dostum değil misin? Neden bulmuyorsun beni? Ayaklarının altına öpeyim git. Git. Ne olur git. Bul beni. Bırak beni. Bul. Git. Bul beni. Cafer abi? Hayrola abi? İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Ya, geçiyordum şuradan da sizi görünce bir uğradım. Yok abi, sen böyle gecenin bu saati geçerken uğramazsın. Hayrola? Ya işin aslını söylemek gerekirse ya, bir şeyler duydum da acaba doğru mu diye size bir sorayım dedim. Bugün surlardan yani buradan kimse düştü mü veyahut bir atlayan oldu mu? Yok abi, duydun mu öyle bir şey? Yok abi. Ya eminsiniz değil mi? Evet, zaten uzun zamandır buradayız. Yok abi öyle bir şey. Ha. İyi. Peki. Devam edin siz. Hadi. Hoşça kalın. Güle güle abi. Eyvallah.
Yapayım dedim. Ya nereden geldi aklına hamur açmak ama anne ya. Hay Allah. Asım Bey. Asım Bey niye anneme göz kulak olmadınız ya? Hay Allah şu hale bak. Asım Bey. Anne Asım Bey nerede? Yavrum ben onu yumurta almaya gönderdim. Yapmayın ya. Hay Allah. Anneciğim ya. Anne ona göz kulak olacaktın. Niye yolladın anne ya? Canım erkek çocuk. Haklısın. Biraz çevreyi öğrensin, alışveriş yapmayı öğrensin. Ben de kimi kime emanet ediyorum. Hay Allah. Burası benim evim değil mi?